Herkese merhaba. Bugün yepyeni bir kitapla karşınızdayım. Zülfü Livaneli'nin Elia ile Yolculuk kitabından bahsediyorum size. Kara Karga yayınlarından çıkmış ve şu an yine çok satanlar listesinin başlarında yer alan bir kitap. Zaten Zülfü Livaneli'yi tanıyorsanız, onun önceki kitaplarını, romanlarını okuduysanız bu kitaptan da çok keyif alacağınızı eminim. Bu bir roman değil, bu bir anı kitabı. Hatta bir biyografi, bir otobiyografi diyebiliriz bu kitapla ilgili. Hem Elia'nın hayatına bir göz atıyoruz, hem de Zülfü Livaneli kendi yaşadıklarını bu kitapta bize aktarıyor. Elia ile yolculuk. Elia kim? Biraz size ondan bahsetmek istiyorum. Elia Kazan, Amerikalı bir yönetmen. Daha doğrusu İstanbul'da doğmuş, anne babası Kayserili, bir Rum, göçmen. 3 tane Oscar ödülü almış hayatı boyunca. Bunların bir tanesi de Yaşam Boyu Onur Oscar'ı. Gerçekten çok başarılı, pek çok kesim tarafından bir deha olarak adlandırılıyor. Fakat bir kesim var ki onu hain olarak adlandırıyor. Sebebine gelince McCarthy dönemindeki mahkemede kendi arkadaşlarının isimlerini söylemiş. Onların kariyerlerinin bitmesine sebep olmuş. Onlar aleyhine konuşmalar yapmış. Ve bu yaptığının vicdan azabını da ömrü boyunca çekmiş, bu kitapta çok net görüyoruz. Hep bir yük, sırtında yük olmuş, hep bir vicdanında ağırlık olmuş. Bu sebepten dolayı da belki yaşlılık döneminde tekrar o saf, çocuksu, o sevgi dolu, o huzur dolu yerlere görmek için, gelmek için Zülfü Livaneli'den anne babasının doğduğu toprakları görmek istiyor. Ve beraber Kayseri'ye bir yolculuk yapıyorlar. Bu yolculuktaki diyaloglar çok güzel, çok etkileyici. Çünkü ikisi de kendi hayatlarından, kendi yaşadıklarından örnekler veriyorlar, birbirlerini anlamaya çalışıyorlar, birbirlerine destek olmaya çalışıyorlar. Ben Zülfü Livaneli'nin bütün kitaplarını çok sevdim zaten. Bu kitapta da yaşanmışlık olması, gerçeklik olması beni büyüledi. Kitabın başka bir özelliği de içinde bu şekilde çizimler olması, illüstrasyonlar olması. Şu şekilde görebiliyor musunuz? Bu da kitaba ayrı bir özellik katmış bence. Daha böyle canlı, daha böyle keyifli okunan bir kitap. Çok da kısa bir kitap. Böyle bir günde, hatta bir gün bile sürmüyor. 2 saat gibi bir zamanda ben okudum bunu. 114 sayfa. Çok keyifli okuyacağınız bir kitap. Çünkü içinde anılar var, içinde gerçeklik var. İçinde hayata bakış var, yaşlılık döneminde bütün böyle o gençken, o gençlik yıllarında yapılmış her şeyin sorgulaması var. Ve kitabın sonunda bambaşka bir gerçeklikle karşılaşıyoruz. İşte orası beni çok etkiledi ve orası beni çok düşündürdü. Bütün sevdiklerimiz hayattayken onların kıymetini bilmemiz gerekiyor. Daha fazla vakit geçirmemiz, onlara daha fazla zaman ayırmamız, daha fazla anı biriktirmemiz gerekiyor. Çünkü sevdiklerimiz yitip gittikten sonra keşke demenin hiçbir anlamı olmuyor. Eğer anı kitaplarından hoşlanıyorsanız, eğer Elia Kazan'ın hayatına şöyle bir bakmak istiyorsanız, Zülfü Livaneli'nin de hayatından gerçeklikler bulmak istiyorsanız bu kitabı size tavsiye ediyorum. Zülfü Livaneli, Elia ile Yolculuk. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Başka kitaplarda, başka serüvenlerde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.